Şehirde yaşayan abla, köydeki küçük kız kardeşini ziyarete gelmişti. Abla şehirde bir tüccarla, kardeşi de bir köylüyle evliydi. Kardeşler çay içip sohbete daldılar. Abla böbürlenerek şehir hayatını övdü. İnsanların büyük şehirde ne kadar rahat yaşadığını, çocuklarını nasıl giydirip kuşattığını, yiyip içtiklerini, gezmeye, tiyatrolara gittiklerini anlattı. Kardeşi biraz gücenmişti. Tüccarın hayatını küçümsemeye, kendi köylü hayatını da yüceltmeye çalıştı. Kendi hayatımı seninkiyle değişmem doğrusu, dedi. Sizin gibi renkli bir hayat sürmesek de korku, kaygı nedir hiç bilmiyoruz. Harika bir hayatınız var belki ama çok kazandığınız gibi zarar da edebilirsiniz günün birinde. Ata sözünü bilirsin ya, kar zararın kardeşidir. Bugün zengin olduğun halde yarın kendini dilenirken verirsin. <laughs> Biz köylülerin işi daha güvenilir en azından. Köylünün midesi küçüktür ama az yese de uzun yaşar. Hem zengin olmasak da karnımız toktur. Ablası şöyle cevap verdi. Hıh, tokluk dediğin domuzlara, danalara yaraşır. Ne görgü bilir köylü, ne zerafet. Kocan çalışmaktan helak olsa da gübre içinde yaşayıp gübre içinde öleceksiniz. Üstelik çocuklarınızın kaderi de aynı olacak. Ne olmuş yani? Bizim de kaderimiz böyle işte." dedi. Bunlara rağmen iyi bir hayatımız var. Kimseye gerdan kırmıyor, kimseden korkmuyoruz. Siz şehirde bir sürü cazip şey arasında yaşıyorsunuz. Bugün haliniz vaktiniz yerinde ama yarın her şey tersine dönebilir. Bakarsın kocan kumara, içkiye ya da güzel bir kadına kendini kaptırıverir. Sonra da her şey mahvolur. Olmayacak iş değil bunlar. Bu arada kardeşin kocası Pahom sobanın üzerine uzanmış kadınların sohbetini dinliyordu. Aslında doğru. Diye mırıldandı kendi kendine. Bizim köylüler çocukluktan beri toprakla uğraştıklarından böyle aptalca şeyler akıllarını hiç çelmiyor. Tek derdimiz toprağın az olması. İstediğim kadar toprağım olsa hiç kimseden, şeytandan bile korkmazdım. Kadınlar çaylarını bitirdi. Biraz da giyim kuşam üzerine gevezelik ettikten sonra kapkacağı toplayıp yattılar. Fakat sobanın arkasına gizlenmiş olan şeytan her şeyi duymuştu köylü kadının kocasını böbürlenmeye yönlendirmesi pek hoşuna gitmiş. Adamın toprağı olsa şeytandan bile korkmayacağını söyleyerek övünmesine de bayılmıştı. ''Pekala'' dedi şeytan. ''Seninle hesaplaşacağız. Sana istediğin kadar toprak vereyim de bak neler oluyor. Seni toprakla ayartacağım.'' Köyün yakınlarında küçük bir çiftliği olan bir bey karısı yaşıyordu. 120 desyatine kadar toprağı vardı. Eskiden köylülerle gayet iyi anlaşıyor, kimse kimseyi üzmüyordu. Sonra kendisine asker emeklisi bir kahya tutmuş, adam da verdiği cezalarla köylüleri canlarından bezdirmişti. Pahom ne kadar kendini sakınsa da değişen bir şey olmuyor, ya atı hanımın yulaf tarlasına dalıyor, ya ineği bahçesini dağıtıyor, ya danaları çayıra kaçıyor ve adamcağız sürekli ceza yiyordu. Pahom kuzu kuzu cezayı ödüyor, evdekilere sövüp sayıyor, dayaktan geçiriyordu. O yaz kahya yüzünden epey günaha girmişti pahom. Kışın hayvanlar avludan dışarı çıkamayınca neredeyse zil takıp oynayacaktı. Gerçi yem parasını acıdığı için canı sıkılıyordu ama en azından korkusu yoktu. Kışla birlikte hanımın toprağını satacağı, kahyanın ana yolla birlikte toprağı da satın almak niyetinde olduğu dedikoduları yayıldı. Bunu duyan köylüler ahlayıp bağlamaya başladılar. Kahya toprağı alacak olursa bize hanımdan çok ceza kesip eziyet edecek diyorlardı. Bu toprak olmadan yaşayamayız. Çocukluğumuzdan beri buradayız. Köylüler hanımın huzuruna çıkıp toprağı kahyaya değil onlara satmasını teklif ettiler. Hatta daha yüksek fiyat vereceklerini söylediler. Hanım tekliflerini kabul etti. Köylüler bütün toprağı almak için aralarında toplantılar yaptılar. Bir, iki derken bu toplantılardan bir sonuç çıkmayacağı anlaşıldı. Şeytan onları kışkırtıyor, bir türlü anlaşmayı beceremiyorlardı. Sonunda herkesin gücü yettiğince ayrı ayrı almasına karar verdiler. Hanımları da bunu kabul etti. Pahom, komşusunun 20 desyatına toprak aldığını, ayrıca hanımı paranın yarısını da bir yıl boyunca taksitle ödemeye razı ettiğini öğrendi. Çok kıskanmıştı Pahom. ''Bütün toprağı alacaklar, bana bir şey kalmayacak.'' diye düşündü. Konuyu karısına açıp onun fikrini almaya karar verdi. ''Millet kapış kapış alıyor toprağı.'' dedi. ''Bizim de 10 desyatına falan almamız gerek.'' Başka türlü yaşayamayacağız orada. Kahya'nın verdiği cezalardan gına geldi artık. Nasıl alacaklarını düşünüp taşındılar. Bir kenarda biriktirdikleri yüz rubleleri vardı. Tayı ve arıların yarısını sattılar. Oğlanı bir işe yerleştirdiler. Kayınbiraderden de biraz borç aldılar. Ve gereken paranın yarısını denkleştirdiler. Pahom parayı aldı. Pek beğendiği, içinde küçük bir koru da olan 15 desyatinalık bir toprak seçti. Sonra hanımla pazarlık yapmaya gitti. 15 dönüm için el sıkışıp anlaştılar. Kaporayı verdi. Şehre inip anlaşmayı imzaladılar. Paranın yarısı ödendi. Kalanın da iki yıl içinde ödenmesi kararlaştırıldı. Pahom'un toprağı olmuştu nihayet. Satın aldığı toprağı hemen ekti. Karşılığında iyi de ürün aldı. Bir yıl içinde hem hanıma hem de kayınbiraderine olan borçlarını ödedi. Pahom, pomeşçik olmuştu. Kendi toprağını sürüp ekiyor, kendi toprağında ot biçiyor, kendi ormanında odun kesiyor, kendi arazisinde hayvan otlatıyordu. Sonsuza dek onun olacak öz toprağını sürmeye, ekine veya otlağına bakmaya gittiğinde sevinçle doluyordu içi. Onun toprağında biten otlar, rengarenk açan çiçekler, başkalarınınkine benzemiyordu sanki. Önceden buradan geçerken sıradan bir toprak parçası görürdü. Şimdi ise bambaşka bir özellik kazanmıştı toprak. Pahom'un keyfi yerindeydi. Köylüler pahumun ekinine ve otlağına girip çıkmasalardı sorun çıkmayacaktı. Gidip efendice rica etti. Ama hiç kimse umursamadı. Bazen çobanlar inekleri çayırına salıyor, bazen de atlar geceleri ekinine dalıyordu. Pahom başlarda hayvanları kovup sahiplerini affediyor, kimseyi mahkemeye vermiyordu ama sonra bu işten sıkıldı. Gidip vilayete şikayet etti. Köylülerin bunu kasten değil, darlıktan yaptıklarını bildiği halde şöyle düşünüyordu. Onlara izin veremem. Yoksa her şeyin kökünü kazırlar. Bir ders vermeli. Sonunda dava açarak bir ders verdi. Sonra bir defa daha verdi. Ve bir iki köylüyü cezalandırdılar. Komşusu olan köylüler pahoma gücenmişlerdi. Birkaç kere kasten toprağına zarar verdiler. Hatta bir tanesi bir gece korusuna girip on tane ıhlamur ağacını kesti. Pahom korudan geçerken gözüne bir boşluk çarptı. Koruya girince yerde dal parçaları, Kesilmiş ağaç gövdeleri kökler gördü. Canavar adam kenardakileri bile kesmemiş, birini bile atlamadan hepsini sırayla temizlemişti. Pahom deliye dönmüştü. Ah bunu kimin yaptığını bir bilseydim, ondan hıncımı öyle bir çıkarırdım ki diye geçirdi içinden. Düşündü, taşındı ve bunu Semka'dan başkası yapmış olamaz diye kararını verdi. Hemen Semka'nın avlusuna koştu. Ne kadar aradıysa da bir şey bulamadı. Karşılıklı hakaret etmeye başladılar. Pahom'un bu işi Semka'nın yaptığına dair inancı daha da kuvvetlenmişti. Hemen şikayete gitti. Dava açıldı. Dava çok uzun sürdü ama sonunda delil bulunamadığı için Semka beraat etti. Pahom daha da kızmıştı bu işe. Mahkeme başkanıyla yargıçlarla kavga etti. Siz, dedi, hırsızları kolluyorsunuz. Onurlu insanlar gibi yaşasaydınız, hırsızları beraat ettirmezdiniz. Pahom sadece yargıçlarla değil, komşularıyla da kavga etti. Komşuları onu evini kundaklamakla tehdit ettiler. Böylelikle Pahom'un toprağı geniş ama toplum içindeki yeri dar oldu. Tam bu sıralarda köy ahalisinin başka topraklara göç edeceğine dair söylentiler yayılmaya başladı. Pahom da aklından şunları geçirdi hemen. Toprağımı bırakıp gidecek halim yok. Ama bizim köylüler gitse daha geniş topraklarım olur. Onlarınkini alıp kendiminkine katar, şimdikinden daha iyi yaşardım. Yoksa şu daracık yerde sıkışıp kalacağım hep. Bir gün Pahom evde otururken bir yolcu geldi. Gece onlarda da kaldı. Yemek verdiler. Adamla sohbet ettiler. Nereden gelip nereye gittiğini sordular. Adam aşağı taraftan, Volga'nın ötesinden geldiğini, orada çalıştığını söyledi. Laf lafı açtı. Ve sonunda halkın oraya nasıl yerleştiğini anlatmaya başladı. Pek çok hemşerisinin oraya göçüp yerleştiğini, her birine adam başına onar desyatına toprak iyi edildiğini söyledi. Toprak öylesine verimli ki, dedi yolcu. Çavdarlar öyle bir boy atar ki tarlanın içinde atını göremezsin. O kadar da sık olur ki beş avuç ekince bir demet alırsın. Köylünün biri beş parasız, elleri bomboş, neredeyse çırılçıplak gelmişti. Şimdi altı atı, iki ineği var. Pahom heyecana kapılmıştı. Çok daha iyi yaşayabilecekken neden bu daracık yerde sefalet içinde yaşamalı? Toprağımı evimi satayım. Elime geçen parayla orada kendime yepyeni bir düzen, bir çiftlik kurarım. Burada bu darlık içinde yaşamak bile günah. Yalnız evvela kendim gidip bir bakayım, her şeyi soruşturayım. Yaz gelince yola çıktı. Volga üzerinden vapurla Samara'ya kadar gitti. Oradan da 400 verst yürüdü. Sonunda aradığı yere ulaşmayı başardı. Her şey yolcunun anlattığı gibiydi. Köylüler geniş topraklara sahipti. Her birine adam başı 10 desyatine toprak verilmişti ve yeni gelenleri de aralarına sevinçle kabul ediyorlardı. Parası olan biri Kendine verilen pay haricinde desyatinası 3 rubleden dilediğince toprak alabiliyordu. Ne kadar istersen o kadar toprak alabiliyordun. Pahom bunları öğrendikten sonra sonbaharda evine döndü ve her şeyini satmaya başladı. Toprağını karla elden çıkardı. Evini, hayvanlarını sattı. Nüfus kaydını sildirdi. İlkbahar gelir gelmez de ailesiyle birlikte yeni yere gitti. Pahom ailesiyle birlikte yeni yere varınca büyük bir köyün kütüğüne yazıldı. Köyün büyüklerine bir ziyafet çekti. Belgelerini çabucak çıkarttı. Pahom'u aralarına kabul ettiler. Satın aldığı topraklardan başka beş kişilik aileye adam başı onar desyatineden elli desyatine arazi daha verdiler. Pahom bu topraklara yerleşti. Bir sürü hayvan aldı. Eskiye göre üç kat fazla toprağı olmuştu. Üstelik toprak çok verimliydi. Hayatları da eskiye göre on kat iyileşmişti. Sürecek onca toprağı otlakları olmuştu. İstediği kadar da hayvan alabilirdi. Yerleşip düzenlerini kurarken Pahom'a her şey güzel görünüyordu. Ama bir süre sonra alıştıktan sonra burası da dar gelmeye başladı. Payına düşen toprağa ilk yıl ektiği buğday iyi ürün vermişti. Buğday ekmekten memnundu ama hibe edilen toprak ona az geliyordu. Sahip olduğu bütün topraklar bile yetmiyordu. Buralarda her nedense sadece bir ya da iki yıl ekim yapılıyor, Sonra da tarlaları ot bürüyünceye kadar Nadas'a bırakıyorlardı. Ayrıca böyle toprakları almak isteyen çok olduğundan herkese yetmiyordu. Toprak yüzünden kavgalar çıkıyor, zenginler kendileri ekmek istiyor, fakirler de borçlarını ödemek için tüccarlara satmak zorunda kalıyordu. Pahom da daha fazla buğday ekmek istedi. Ertesi yıl bir tüccardan bir yıllığına toprak kiraladı. Fazla ekti ve yine iyi ürün aldı. Ama toprağı köyden epey uzaktaydı ve 15 vers taşımak gerekiyordu ürünü. Sonunda çiftlik kuran tüccarların gittikçe zenginleştiğini gördü. Demek ki diye düşündü Pahom. Ben de kiralamak yerine toprak almalı ve üzerine bir çiftlik kurmalıyım. Böylece bütün toprağım bir arada olur. Sonra da nasıl daha fazla toprak alacağını düşünmeye başladı. Pahom bu şekilde 3 yıl geçirdi. Toprak kiralamaya, buğday ekmeye devam etti. Ürün hep iyi oldu. Buğdaylar yetişti, para çoğaldı. Böyle yaşayıp gidebilirdi ama her yıl birilerinin toprağını kiralamaktan, toprak yüzünden insanlarla çekişmekten gına gelmişti Pahom'a. İyi bir yerde toprak boşalınca bütün köylüler oraya koşuyordu ve herkesten önce kiralamayınca ekecek yer bulunmuyordu. Üçüncü yıl bir tüccarla ortak olarak köylülerden bir otlak kiraladılar. Toprağı sürmüşlerdi ki köylülerle mahkemelik oldular. İşte mahvoldu elbette. Kendi toprağım olsaydı kimsenin karşısında eğilmek zorunda kalmazdım. Hiçbir sorun çıkmazdı, diye düşündü Pahom. Kimden toprak alabileceğini araştırmaya koyuldu. Bir köylü buldu. Köylünün 500 desyatina toprağı vardı. Üstelik darda olduğundan ucuza satıyordu. Pahom, adamla pazarlığa tutuştu. Uzun süren bir pazarlığın ardından, yarısını peşin, yarısını sonra vermek üzere 1500 rubleye anlaştı. Tam işi bitirecekleri anda yoldan geçen bir tüccar Pahom'un evine uğradı çay içip sohbet ettiler. Tüccar çok uzaktan Başkurdistan'dan geldiğini söyledi. Başkurtlardan 5000 desyatine toprak satın aldığını anlattı. Üstelik tamamı bin rubleye mal olmuştu. Pahom ayrıntıları sordu. Tüccar da anlattı. Sadece önde gelenleri memnun ettim. 100 rublelik kaftanlar, halılar hediye ettim. 2 kilo çay dağıttım. İçenlere içki verdim. Desyatinası 20 kapıya geldi bana. Sonra da tapusunu gösterdi tüccar. Hem de ırmak kıyısında topraklarım. Koskoca bozkırda otlağım. Pahom bir sürü soru sordu. Oradaki toprakları bir yıl dolaşsam bitiremezsin, dedi tüccar. Hepsi de başkurtların. Koyun gibi saf bir halk. Neredeyse bedavaya verecekler toprağı. Madem öyle, diye düşündü Pahom. Neden burada 500 desyatine için bin ruble vereyim, üstte de borç altına gireyim, orada bin rubleye ne kadar çok toprak alırım? Yolu da öğrenen Pahom tüccarı geçirir geçirmez yola çıkmaya hazırlandı. Evi karısına bırakıp uşağıyla birlikte yola koyuldu. Bir şehirden geçerken iki kutu çay, hediyelik eşyalar, içki ve tüccarın dediği her şeyi satın aldı. Yaklaşık 500 verst kadar yol aldılar ve nihayet 7. gün göçebe bir başkurt köyüne ulaştılar. Tıpkı tüccarın anlattığı gibiydi. Başkurtlar bozkırdaki bir ırmak kenarında keçe çadırlarda yaşıyordu. Toprak hiç sürülmemişti. Ekmek yiyen yoktu. Büyükbaş hayvanlarla atlar sürü halinde bozkırda dolaşıyordu. Çadırların arkasında taylar bağlıydı. Bunları emzirmek için günde iki defa kısrakları getiriyorlardı. Kısrakların sütünü de sağıp kımız yapıyorlardı. Kadınlar kımız ve peynir yapıyor, erkeklerse kımızla çay içmekten, koyun eti yemekten ve kaval çalmaktan başka bir şey bilmiyordu. Hepsi sağlam yapılı, neşeli insanlardı. Bütün yazı bayram gibi geçiriyorlardı. Halk tümden cahildi. Rusça bilen yoktu. Ama tatlı insanlardı. Pahom'u görür görmez çadırlarından çıkıp misafirlerin etrafını sardılar. Bir çevirmen buldular hemen. Pahom çevirmene toprak almaya geldiğini söyledi. Başkurtlar buna pek sevindiler. Pahom'u güzel bir çadıra götürüp altına halılar, kuş tüyü minderler serdiler. Etrafına oturup ona çay ve kımız ikram ettiler. Bir de koyun kesip pişirdiler. Pahom arabadan hediyeleri ve çayı çıkarıp başkurtlara dağıtmaya başladı. Başkurtlar buna da pek sevinmişti. Aralarında bir şeyler konuştular. Sonra çevirmene aktarmasını söylediler. ''Seni çok sevdiklerini söylememi istediler.'' dedi çevirmen. ''Bizde misafirleri memnun etmek, her istediklerini yapmak adettir. Hediyeye hediyeyle karşılık verilir ayrıca. Sen bize hediye getirdin. Şimdi söyle bakalım, bizden ne istersin? Sana ne hediye edelim?'' ''Her şeyden çok toprağınızı beğendim.'' dedi. ''Bizim oralarda toprak çok az. Olanı da hep sürülmüş.'' Sizde ise hem toprak çok hem de çok verimli. Böylesini hiç görmedim. Çevirmen Pahom'un sözlerini aktardı. Başkurtlar aralarında uzun uzun bir şeyler tartıştı. Pahom ne dediklerini anlamasa da neşeli olduklarını, kahkahayla gülerek bağırıştıklarını görüyordu. Bir süre sonra susup Pahom'a baktılar. ''Seni mutlu etmek için ne kadar toprak istersen verecekler.'' dedi çevirmen. ''Sadece istediğin yeri göster yeter. Sonra senin olacak.'' Bu arada yine aralarında bir şey tartışmaya başladılar. Pahom ne dediklerini sordu. ''Bazıları toprak konusunu reise soralım, ona sormadan veremeyiz.'' diyor, dedi çevirmen. Diğerleri ise ''Reise sormaya gerek yok.'' diyor. Başkurtlar tartışırken birden tilki kürkünden bir başlık takmış bir adam içeri girdi. Herkes susup ayağa kalktı. ''İşte reis.'' dedi çevirmen. Pahom hemen kaftanların en iyisini çıkarıp ona verdi. İki kiloda çay ekledi. Reis bunları kabul etti ve geçip baş köşeye oturdu. Başkurtlar ona bir şeyler anlatmaya başladı. Reis dinledi, dinledi ve başıyla susmalarını işaret edip Pahom'a Rusça olarak ''Hay hay, verelim'' dedi. ''Nereyi istiyorsan seç, toprak bol.'' ''İstediğim kadarını nasıl alacağım ki?'' diye düşündü Pahom. ''Öyle veya böyle bu işi güvence altına almalı. Yoksa senin olsun dedikleri yerlere sonra geri alıverirler.'' E, ''Güzel sözlerinize müteşekkirim.'' dedi. Sizde gerçekten epey toprak var ama bana azı gerek. Fakat toprağımın neresi olduğunu bilsem iyi olurdu. Hem bir ölçüm falan yapmak, sonra tapu çıkarmak gerek. Ayrıca bugün var, yarın yokuz. Kaderimizi Tanrı bilir. Siz iyi insanlarsınız, verirsiniz ama ya çocuklarınız geri alırsa? Haklısın, tapu çıkarmalı, dedi reis. Ahom devam etti. Daha önce yanınıza tüccar geldiğini duymuştum. ''Ona da toprak hediye etmiş, tapu da vermişsiniz. Bana da aynısını yaparsınız herhalde.'' Reis, Pahom'un derdini anlamıştı. ''Hepsini hallederiz.'' dedi. ''Burada bir katibimiz de var. Şehre gider, bütün belgeleri mühürletiriz.'' E, ''Ne kadar peki?'' diye sordu Pahom. ''Fiyatlar hep aynı bizde. Bir gün için bin ruble.'' Pahom anlamamıştı. ''Nasıl yani bir gün? Kaç desyatine ediyor bu ölçü?'' ''Biz o ölçüyü bilmeyiz. Biz gün hesabıyla satıyoruz.'' ''Bir günde ne kadar toprak çevirirsen o kadarı senindir. Bir günün fiyatı da bin ruble işte.'' Pahom şaşırdı. ''İyi de bir günde bir sürü toprak çevrilir.'' dedi. Reis güldü. <laughs> ''Hepsi de senin olur. Yalnız tek şartımız var. Toprağa çevirmeye başladığın yere gün bitmeden dönemezsen paran gider. Geçtiğim yerlere nasıl nişan koyacağım?'' diye sordu Pahom. ''Biz seçeceğin yerde durup bekleriz. Sen de gidip bir daire çizersin.'' Yanına da bir kürek alıp istediğin yerde çukur açar, işaret koyarsın. Sonradan biz çukurların arasına sabanla çizgi çekeriz. İstediğin kadar büyük bir daire çizebilirsin. Fakat güneş batmadan başladığın yere dön. Ne kadar toprak çevirirsen o kadarı senin olur. Pahom çok sevindi. Ertesi sabah şafakla işe başlamayı kararlaştırdılar. Sohbet ettiler. Biraz daha kımız içtiler. Koyun eti yediler, üstüne de çay içtiler. Gece olmuştu. Başkurtlar Pahum'a kuş tüyü bir yatak gösterip dağıldılar. Ertesi gün ağarmadan toplanıp başlayacakları yere gitmek üzere sözleştiler. Pahum yatağa uzandı. Ama gözüne uyku girmiyor, sürekli alacağı toprağı düşünüyordu. Kocaman bir toprak parçası çevireceğim. Bir günde elli vers çevirebilirim. Bu mevsimde günler bir yıl kadar uzun sürer. 50 verslik alanda ne biçim toprak olur? Kötü kısmını satarım veya mujiklere veririm. İyi kısmını da kendime ayırır yerleşirim. İki tane saban, iki çift öküz alırım, iki de işçi tutarım. Elli desyatinasını sürdürür, geri kalanını da hayvanlara ayırırım. Pahom bütün gece uyuyamadı. Sadece sabaha karşı biraz içi geçti ve bir rüya gördü. Rüyasında yine aynı çadırda yatıyor. Dışarıda da birinin sürekli güldüğünü duyuyordu. Kimin güldüğünü öğrenmek için kalkıp dışarı çıktı. Ve başkurt reisinin çadırının önünde oturmuş... Göbeğini tuta tuta kahkahalar atan birini gördü. Yanına gidip "Neden gülüyorsun?" diye sordu. Fakat adama bakınca bunun Başkurt reisi değil, evine gelip Başkurt topraklarından bahseden tüccar olduğunu fark etti. Sonra da tüccara "Epeydir burada mısın?" diye sordu. Fakat karşısındaki artık tüccar değil, vaktiyle evine misafir olan yolcuydu. Pahom bir daha baktı ve karşısındakinin köylü filan değil, şeytan olduğunu anladı. Boynuzlu, toynaklı şeytan oturmuş kahkahalarla gülüyor. Önünde de üstünde sadece bir gömlekle pantolon olan, çıplak ayaklı bir adam yatıyordu. Pahom adamın kim olduğuna da baktı. Yerde cansız yatan adam ta kendisiydi. Pahom'un ödü koptu ve uyandı. Sonra da "Rüya işte canım." diye düşündü. Etrafına bakındı. Açık kapıdan ortalığın ağardığını gördü. Gitme vakti geldi. "Milleti uyandırayım." diye düşündü. Kalkıp arabada yatan uşağını uyandırdı. Atlara koşmasını emredip başkurtları da uyandırmaya gitti. ''Vakit geldi.'' dedi. ''Bozkır'a çıkıp ölçmeye başlayalım.'' Başkurtlar kalkıp toplandılar. Reis de geldi. Yine kımız içmeye başlamışlardı. Pahom'a da çay verdiler ama o oyalanmak istemiyordu. E, ''Gideceksek gidelim. E, vakit geçiyor.'' dedi. Başkurtlar toplanıp atlara, arabalara bindi ve yola koyuldu. Pahom uşağıyla arabasına bindi. Yanına da bir kürek almıştı. Bozkır'a vardıklarında şafak söküyordu. Başkurtça'da Şihan denen bir tepeciye çıktılar. Arabalardan, atlardan inip toplandılar. Reis, Pahom'a yanaşıp ileriyi gösterdi. İşte şu gördüğün arazinin hepsi bizim. İstediğin yeri seç. Pahom'un gözleri parladı. Her taraf çayırdı. Toprak avuç içi kadar düz, haşhaş tohumu gibi karaydı. Koyaklardaki çeşit çeşit otlar insanın göğsüne geliyordu. Reis başlığını çıkarıp yere koydu. ''İşte işaret'' dedi. Buradan başlayıp yine buraya döneceksin. Ne kadar toprak çevirirsen hepsi senin olacak. Pahom parayı çıkarıp başlığın üzerine bıraktı. Kaftanını çıkardı. Yalnızca uzun yeleğiyle kaldı. Kuşağını karnının altından iyice sıkılaştırdı. Yeleğin eteklerini düzeltti. Ekmek torbasını koynuna soktu. Matarasını kuşağına bağladı. Çizmesinin konçlarını çekti. Kuşağından küreğini aldı. Yola çıkmaya hazırlandı. Her taraf çok güzeldi düşündü, düşündü ama ne tarafa gideceğine bir türlü karar veremedi. Hepsi bir nasılsa, iyisi mi güneşe doğru gideyim diye düşündü. Yüzünü doğuya çevirdi, biraz gerinip ısındı ve güneşin doğmasını bekledi. Hiç kaybedecek zamanım yok diye düşünüyordu. Hava serinken daha iyi yürünür. Güneş doğar doğmaz, Pahom küreğini omuzlayıp bozkıra doğru yürüdü. Pahom ne yavaş ne de hızlı yürüyordu. Bir vers kadar yürüdükten sonra durup küçük bir çukur kazdı daha iyi görünsün diye de çukurdan çıkan kesekleri üst üste yığdı ve yoluna devam etti. Heyecanlanmış, hızını biraz daha arttırmıştı. Biraz daha yürüdükten sonra bir çukur daha kazdı. Dönüp ardına baktı Pahom. Güneş ışığında Şihan'la üzerindekiler açık seçik görünüyor, arabaların tekerlekleri parlıyordu. Pahom, aşağı yukarı beş vers yürüdüğünü düşündü. Sıcaklık artmıştı. Yeleğini çıkarıp omzuna attı. Yürümeye devam etti. Beş vers daha yürüdü. İyiden iyiye sıcak basmıştı. Güneşe baktı. Kahvaltı zamanının geldiğini anladı. Günün ilk kısmı geçti diye düşündü Pahom. Fakat günde dört öğün var. Dönüş için henüz erken. Sadece çizmeleri çıkarayım. Oturup çizmelerini çıkardı. Kuşağının altına sıkıştırdı ve tekrar yürümeye başladı. Yürümek kolaylaşmıştı şimdi. Beş vers daha gideyim. Sonra sola dönerim. Diye geçirdi içinden. Burası çok güzel bir yer. Vazgeçersem yazık olur. İlerledikçe toprak güzelleşiyor. Bir süre daha dümdüz ilerledi. Ardına baktı. Şihan güçlükle seçiliyor, üzerindekiler karınca kadar görünüyor, belli belirsiz bir şeyler parlıyordu. Bu tarafa yeterince yürüdüm, diye düşündü Paon. Artık sapayım, zaten çok terledim, susadım da. Durdu. Bu kez daha büyük bir çukur kazıp, kesekleri yine üst üste yığdı. Matarasını çıkarıp su içti. Sola doğru keskin bir dönüş yaptı. Uzun süre yürüdü. Otlar iyice uzamış, sıcaklık gittikçe artmıştı. Pahom yorulmaya başlamıştı. Güneşe baktı. Tam öğle vaktiydi. Biraz dinlenmek gerek. Diyerek olduğu yere çöktü. Ekmek yiyip su içti. Uzanmak da istiyordu ama uzanacak olursa uyuyakalacağını düşündü. Biraz daha oturduktan sonra yola devam etti. Başta rahat yürüyordu. Yemek güç vermişti. Ama hava çok sıcak olmuş. Uykusu da gelmişti. Yine de durmadan yürüyor. Bir günlüğüne buna katlanacağım. Sonrası bir ömür keka deyip duruyordu bu yöne biraz fazla yürümüştü. Sola saparak yön değiştirecekken önünde sulak bir koyak gördü. Burayı bırakmaya acıdı. Burada iyi keten olur diye düşünüp düz yürümeye devam etti. Koyağı çevirince bir çukur kazdı ve sola döndü. Yine Şihan'a baktı. Sıcaktan havada hafif bir bulanıklık olmuştu. Bu bulanıklığın arasında bir şeyler titreşiyor, Şihan'daki insanlar güçlükle seçiliyordu. Yaklaşık 15 vers uzaktaydılar. Ah, kenarları uzunca tutmuşum. Bunu kısaltmam gerek diye düşündü Pahom. Üçüncü kenarı çevirirken adımlarını hızlandırdı. Güneşe baktı. İkindi yaklaşıyordu. Oysa üçüncü kenar için sadece iki vers çevirmişti. Başladığı noktadan da en fazla on beş vers uzaktaydı. Olmayacak böyle diye düşündü. Varsın çiftliğim yamuk olsun. Dost doğru yürüyüp gün batmadan yetişmeli. Pahom bulunduğu yere hızla bir çukur kazıp dost doğru şihana yürümeye başladı. Dost doğru şihana gidiyordu ama Pahom artık iyice yorulmuştu. ''Sıcaktan pişmişti. Çıplak ayakları paralanmış, dermanı kalmamıştı. Dinlenmek istiyordu ama imkansızdı. Yoksa güneş batmadan yetişemezdi. Güneş de beklemiyor, batıya doğru alçalıyordu sürekli. Ah!'' dedi Pahom. ''Hata mı ettim yoksa? Fazla mı çevirdim? Yetişemezsem ne yaparım?'' Bir şihana, bir güneşe bakıyordu. Şihan çok uzaklardaydı. Güneş ise iyice alçalmıştı. Pahom, güç bela yürümesine rağmen gittikçe hızlanıyordu hiç duraklamadan yürüdü. Fakat Şihan hala uzaktaydı. Sonunda koşmaya başladı. Uzun yeleğini, çizmelerini, matarasını, şapkasını yere attı. Elinde sadece destek yaptığı küreği kalmıştı. Ah aç gözlük ettim. Her şeyi mahvettim. Güneş batmadan yetişemeyeceğim. Korkudan soluğu kesiliyordu. Pantolonuyla gömleği terden vücuduna yapıştı. Ağzı kurudu. Sanki bir demirci körüğü göğsünü şişiriyor, bir çekiç durmadan yüreğine iniyordu. Bacakları kesilmiş, kendisinin değilmiş gibilerdi. Yorgunluktan ölmeyeyim sakın diye düşündü Pahom ve dehşete kapıldı. Ölmekten korksa da durmak gelmiyordu elinden. Bu kadar koştuktan sonra durursam aptal derler diye düşündü. Koştu, koştu. Şihan'a iyice yaklaştı. Başkurtların onu gayrete getirmek için bağırıp çağırdığını, ıslık çaldıklarını bile duydu. Bu bağırışlar yüreğini tutuşturdu. Var gücüyle koştu. Güneş ufka iyice yaklaşmış, Hafifçe dumanlanmış ve kan kırmızısı kocaman bir daireye dönmüştü. Neredeyse batacaktı. Güneş batmak üzereydi ama Şihan da uzak değildi. Pahom artık Şihan'ın üzerinden acele etmesi için ona el sallayan insanları açıkça görüyordu. Üzerine para koyduğu tilki kürkü başlığı gördü. Sonra da yere oturmuş, göbeğini tuta tuta gülen reisi. Rüyasını hatırladı Pahom. "Toprak çok." diye düşündü. "Ama Tanrı üzerinde yaşamama izin verecek mi bakalım?" ''Ah, harap ettim kendimi. Yetişemeyeceğim.'' Pahom güneşe bir göz attı. Ufka erişmiş, bir ucu kaybolmuştu. Diğer ucuysa ufuk çizgisiyle kesilmiş gibi yukarıdaydı. Pahom son gücünü toplayıp ileri atıldı. Müthiş bir çabayla bacaklarına hakim olmaya çalışıyordu. Neredeyse düşecekti. Tam şihana varmıştı ki hava kararı verdi. Bir inilti koyverdi Pahom. ''Çaban boşa gitti.'' diye düşündü. Durmak istedi. Ama başkurtların bağırışlarını duydu. Ve Şiha'nın eteklerinden batmış gibi görünen güneşin yukarıdan hala görülebileceğini hatırladı. Bir soluk alıp Şiha'nın üstüne koştu. Şiha'nın üstü aydınlıktı hala. Pahom başlığı gördü. Reis başlığın yanı başında göbeğini tuta tuta gülüyordu. Pahom yine rüyasını hatırladı. İnledi. Dizlerinin bağı çözüldü. Öne doğru düştü. Elini uzatıp başlığa dokundu. ''Aferin!'' diye bağırdı reis. ''Bir sürü toprağın oldu.'' Pahom'un uşağı hemen yanına koştu. Onu tutup kaldırmak istedi. Fakat pahomun ağzından kan sızıyordu. Ölmüştü. Başkurtlar dillerini şaklattılar. Pahoma acımışlardı. Uşak küreyi aldı. Tam pahoma göre bir mezar kazdı. Üç arşınlık toprak parçası yetmişti pahoma.